Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur külliyatından konularına göre vecih sözler. Sultan Süleyman. Sultan Süleyman-ı Kanuni, kesretli 40 çeşme sularını İstanbul'a getirdiği vakit, Şeyhül İslam Zembilli Ali Efendi ona demiş. Yani hocam nasıl buldunuz? Yani büyük bir iltifat bekliyor Kanuni Sultan Süleyman Zembilli Ali Efendi'den. Ancak o da 300 yıla varıncaya kadar adeta bugünümüzü de öteyi de görürcesine ona vermiş olduğu cevap çok ibretli. Hilaf-ı şeriat kanunları, yani dine aykırı olan kanunları Avrupa'dan getirdiğin cihetle İstanbul'a öyle bir bok sıçtın ki o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse 100 senede temizleyemez. Yani aynı şekilde yapılan bu 100 yıl içerisinde de yine yapılan şeylere baktığınız zaman değil 100 sene, inanınız mübalağa etmiyorum, 300 senede daha temizlenemez. 300 senede bile temizlenemeyecek derecede bir kirlenme ve bir kirletme. Buradaki amaç Zembilli Ali Efendi'nin, yani burada mesele su meselesi, çeşme meselesi değil. Yani körü körüne batıyı taklit ederekten batının teknik ve teknolojisini değil de sefaat ve rezaletini alma gibi bir durum içerisine girmesi, bu konuda kanunu adeta, tabi belki amenna, kötü niyetle değil, ancak o kapıyı aralamış olması ve onun neticesinde oradan adeta tabiri caizse kanalizasyonların akmasına vesile olmuştur. Ve Süleyman Efendi, cennetten getirilen Burak'a dair mevlid yazan Süleyman Efendi hazin bir aşk macerasını beyan ediyor. O zat ehli velayet olduğu ve rivayete bina ettiği için elbette bir hakikati o suretle ifade ediyor. Yani biz de yıllarca okuduk, okutuldu, dinledik. Hakikaten yani yine üstadım burada ifade edeceği gibi Cenab-ı Hak hakikaten kendisine rahmet eylesin. Güzel bir uygulama, güzel bir vesile olmuş oldu salavata, Kur'an-ı Kerim okunmaya vesaire. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu Kur'an-ı Kerim'in okunmasının bile yasak olduğu o dönemlerde, ezanın bile 18 yıl boyunca yasak olduğu 32 ile 50 yıllar arasındaki o dönemlerde, Kur'an tefsirleri, Risale-i Nurlar vesaireler okunmasının yasak olduğu dönemlerde en azından Mevlid-i Nebevi ile Mevlidler ile en azından nispeten zaman içerisinde o engeller yavaş yavaş kaldırılmaya çalışıldı. En azından Mevlidler ile bu biraz o baskılar bir derece hafifletilme yoluna, yırtılma yoluna gidildi. Mevlid-i Nebevi ile Miraciye'nin okunması gayet nafi, faydalı, menfaatli ve güzel adettir ve müstahsen, hoş ve güzel bir adeti İslamiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye İslamiyenin, İslam'ın sosyal hayatının gayet latif ve parlak ve tatlı bir medarı sohbetidir. Belki hakaiki imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir. Çünkü o macerayı, o olayı anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Mesela Miraç olayını, Efendimizin doğumu olayını, o olayı zihne getiriyor. Hatırlatmış oluyor, tazelemiş oluyor. İnsanı en azından hayalen 1400 sene önceye götürmeye vesile oluyor. Belki imanın envarını ve muhabbetullah ve aşk-ı nebeviyi göstermeye ve tahrike en müheyyic ve müessir bir vasıtadır. Cenab-ı Hak bu adeti ebede kadar devam ettirsin. Amin. Ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin, yerlerini cennetül firdevs yapsın, amin. Yalnız burada şunu seziyor gibi olduk. Evet, bu arada yanında da ilahi de okunuyordu, güzel oluyordu. Fakat zannedersem şimdilik artık mevlidler biraz daha sanki ikinci plana geçti gibi. Yani daha ziyade ilahilerin ön plana, kaside vesairenin ön plana çıkması eskiler kadar yenilerde Mevlid'i okuyacak kimselerin yeterli derecede olmaması aslında o da ayrı bir eksikliktir. Sülük, yani manevi bir yolculuk, özellikle tarikatta. Her birimiz istidadımıza göre o muhabbet cazibesiyle sülük edeceğiz. فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur ey Muhammed. Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahının bağışlanmasını dile. Muhammed suresi 19. ayeti. O kadar vücuhu, yönleri var ve o derece meratibi, mertebeleri var ki bütün tabakat-ı evliya, bütün sülüklerinde, mertebelerinde şu ayete ihtiyaçlarını görüp ondan kendi mertebesine layık bir
gıdayı manevi, bir taze mana almışlar. Çünkü Allah bir ismi cami olduğundan kapsamlı bir isim. Nedir Allah? Rahmandır, Rahim'dir, Kerim'dir, Handan, Mennan, Deyyan, Süphan. Bütün isimlerini içerisine alıyor olduğundan. Esma-i Hüsna adedince, Allah'ın güzel isimleri sayısınca tevhidler içinde bulunur. Sohbeti Nebeviye, Efendimizin sohbeti öyle bir iksirdir ki adeta etki altında alan manevi bir sarhoş. Bir dakikada ona mazhar bir zat. Senelerle seyr-i sülüke mukabil. Mahkikatın envarına mazhar olur. Adeta kendinden geçer. Çünkü sohbette insiba ve inikas vardır. Öyle. Sıbgatallah ve men ahsanu minallahi sıbga. Yani ilahi boya ile, Resulullah'ın boyası ile boyanmak ve onun aksi aksetmek, yansıtmak vardır. Herkes istidadına ve tayyi meratipte, o manevi yolculuklarındaki mertebeleri kat etme. Tabi bu da kabiliyetlerine göre. Seyr-i sülüküne, esma ve sıfatın tecelliyatına nispeten, cüz'i ve külli, o şems-i ezeliğinin nuruna ve sohbetine ve münacatına mazhariyeti var. Galibi esma ve sıfatın zilalinde, gölgesinde giden velayetlerin derecatı bu kısımdan ileri gelir. Velayet, kurbiyet meratibinde sülüktür. Yani Cenab-ı Hakk'a yakınlık cihetindeki bir manevi yolculuktur kalben. Her zikalp, kalp sahibi ve kamil veli, seyri sülük ile arştan ve daire-i esma ve sıfattan 40 günde geçebilir. Hatta Şeyh-i Geylani, İmam-ı Rabbani gibi bazı zatların ihbarat-ı sadıkaları ile, doğru haber vermeleri ile bir dakikada arşa kadar urucu ruhanileri oluyor o manevi yolculuklarında ve terakkilerinde. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de seyri sülük zamanında tarikat berzahından geçtikleri vakit adi beşeriyetten, yani normal gündelik hayatında adet halinde yapmış olduğumuz şeylerden bir derece tecerrüt ettiklerinden, soyutlandıklarından hilaf-ı adet halata, hallere mazhar olurlar. Sahabeler ise sohbet-i nübüvvetin inikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle tarikattaki seyri sülük daire-i aziminin tayyına mecbur değildirler. Bir kademde, bir adımda ve bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Onun için 40 yıllık yatsı namazıyla sabah abdestiyle de sabah namazını kılan bir kişinin ulaştığı o duruma rağmen sahabinin normal mesela bir vahşinin seviyesine ulaşamıyor. Çünkü tabiri caizse Efendimiz mesela iki güne eşit olan zarardadır diyor. Her gün 100 kere tevbe ediyorum diyor. Peygamberler günah işlemezler. Adeta her gün 100 mertebe kat ediyor bir önceki güne göre. Sahabiler de aynen Resulullah'la beraber tabiri caizse aynı asansörde, aynı füzede, aynı uçakta tabiri caizse seyahat ettikleri içindir ki Resulullah'ın mertebe kat etmesiyle birlikte sahabiler de o dereceyi, mertebeyi kat ediyorlar. Kısa bir zamanda uzun mesafeleri alıyorlar. Bu seyr-i sülük-ü kalbinin ve hareket-i ruhaniyenin miftahları, anahtarları ve vesileleri zikri ilahi ve tefekkürdür. Sürekli Cenab-ı Hakk'ı herhangi bir ismini dile getirmek ve aynı zamanda düşünmektir. Seyr-i sülük-ü kalbi ile ve mücahede-i ruhi ile ve terakkiyat-ı maneviye ile insan-ı kamil olmak için çalışmak, yani hakiki mümin ve tam bir Müslüman olmak, yani yalnız suri değil, belki hakikat-ı imanı ve hakikat-ı İslam'ı kazanmak. İmam Rabbani Müceddide Elfisani radıyallahu anh diyor ki, ben seyr-i sülük-ü ruhani'de görüyordum ki, yani teşbih tahta olmasın, trenle seyahat eden, uçakla seyahat eden bir insan, denizde seyahat eden bir insan gemide, ben etrafa bakıp da etraftaki harikalıkları görür gibi bu zatlarda adeta manevi o yolculuklarında gözlerine ilişen şeyler, düşününüz ki süratle gidiyor, jet hızında gidiyor. O anda o yolculuklarında görüyordum ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da mervi olan, rivayet edilen kelimat, yani hadisler nurludur. Sünnet seniye şua ile parlıyor Efendimizin uygulamalarıyla. Ondan mervi olmayan, rivayet edilmeyen parlak ve kuvvetli virtleri ve halleri gördüğüm vakit üstünde onur yoktu. Müşahede etmiş İmam-ı Rabbani. Bu kısmın en parlağı evvelkinin en azına mukabil gelmiyordu. Bundan anladım ki sünnet seniyenin şua, ışık ve parıltısı bir iksirdir. Yani etki altında bırakıyor. Hem o sünnet nur isteyenlere kafidir. Hariçte nur aramaya ihtiyaç yoktur. Malumdur ki insan hasbel kader çok yollara sülük eder.
ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Bazen kurtulursa da bazen de boğulur. Kezalik Allah'ın yolunda sülük eden zat çok makamlara, mertebelere, hallere, perdelere rast gelir ki tabiri caizse kasabalara, köylere, şehirlere. Bunların da her birisi için kendine mahsus şartlar ve vaziyetler vardır. Ehl-i sülük tariki hafada, gizli yolda letaif-i aşere üzerine 10 duygu, 5 zahiri, 5 batini. Tariki cehirde yani cehren Cenab-ı Hakk'ı zikretme yolunda nüfus-u seb'a, 7 nefes üzerine sülük etmişlerdir. Bu fakir aciz ise 4 hatveden adımdan ibaret hem kısa hem sehil kolay bir tariki Kur'an'ın feyzinden istifade etmiştir. Yani üstad birçok meselede hem aklen hem kalben eski zamanda 20 yılda belki de daha fazla zamanda anlayacak yolları bu zamanda nasıl ki teknik teknolojide bir ilerleme varsa manevi yolculukta da aynı kısalma olayı var. 20 yılda alınan kimisine göre 20 günde, 20 saatte, 20 dakikada da kimisi alabiliyor. Bu zaman imanı kurtarmak zamanıdır. Seyri sülükü kalbi ile tarikat mesleğinde bu bid'alar zamanında çok müşkilat bulunduğundan Nur dairesi hakikat mesleğinde gidip tarikatların faidesini temin eder. Yani tarikatlar da ki şu hakikat gereğince etturuki ilallah bi adedil enfasil halaik. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır. Diğer bir ifadeyle her yol Allah'a çıkar. Ama tarikat da bu yollar içerisinde bir tanesidir. En mükemmel, en kestirme değil. En kestirme değil. Üstad zaten onu eserlerinde en kestirme tabiri caizse navigasyon yolunu göstermiş oluyor. Celaleddin-i Suyuti ve bir kısım evliyalar gibi seyri sülük ile terakki ederek o manevi güneşin sohbetine mazhar olunur. Ehl-i tarikat ve hakikatça müttefakun aleyh üzerinde ittifak edilen bir esas var ki tariki hakta sülük eden bir insan nefs-i emmaresinin enaniyetini ve serkeşliğini kırmak için lazım gelir ki nazarını nefsinden kaldırıp şeyhine hasr-ı nazar ede ede ta fenafi şeyh hükmüne gelir. Yani şeyhinde fani olma. Ben dediği vakit şeyhinin hissiyatıyla konuşur ve hakeza. Ta fenafir rasul, fenafillaha kadar gider. Ki sahabilerin fedake ümmi ve ebi, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Resul de Allah'ta fani ve fena olmak. 70 senelik, 70-80 senelik bir seyr sülükle, yolculukla kutbiyete ve gavsiyete erişen pek ender zatların bir noktaya kadar gidip burası müntehadır yani sondur. İlerisine gidilmez dedikleri mertebeleri işte farkı. Bediüzzaman Kur'an'dan bulduğu bir yolla ilimle daha ilerisine gittiğini Arabi Mesnevi Nuriye Mecmuası'nı mütalaa eden zatlar söylüyorlar. Hakkı söylüyorlar. Hakikaten öyle. Bizde sülük tavazudan başlar. Yani önce mütevazi olacak, kibir atılacak, mahviyetten geçer. Fenafillah makamını görür, gayri mütenahi makamatta sülüke başlar. Yani önce toprak gibi fani olacak. Evet ve sünnet. Yani yol çığır manasına geliyor. Efendimizin kavli, fiili, hali olaraktan ümmetine açmış olduğu yol. Nurlu yol. Ey nefis az bir ömürde. Hassiz bir ameli uhrevi istersen. Ve her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faideli görmek istersen. Ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen. Sünnet seniye ittiba et, uy. Bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahadatın mizanı kitap ve sünnettir. Yani hepsinin ana kaynağı. Ve mehenkleri kitap ve sünnetin, desatiri kutsiyeleri o içindeki kutsi düsturları ve asfiyay muhakkikinin kavanin hassiyeleridir. Yani kesin ortaya koydukları hüküm ve kanunlardır. İşte ey Müslüman, senin ruzi mahşerde, mahşer yerinde böyle bir şefiğin, şefaatçın var. Bu şefiğin şefaatini kendine celbetmek için sünnetine ittiba et. Şefaat yoktur diyene böylece şefaat da yoktur. Sünnete uymayana şefaat da yoktur. O kadar basit. Alem-i İslam'da ehl-i sünnet ve cemaat denilen ehl-i hak ve istikamet, fırkayı azimesi, hakaik-i Kur'aniyeyi ve imaniyeyi istikamet dairesinde hüve hüvesine yani nokta noktasına sünnet seneyi ittiba ederek muhafaza etmişler. Velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, doğru olanı, en parlağı, en zengini sünneti seniyeye ittibadır. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi muhakkikin ehli tarikat derler ki
Bir tek sünnet-i seniyeye ittiba, uymak noktasında hasıl olan makbuliyet, yüz adab ve nevafil hususu gelen özel nafilelerden gelemez. Bir farz, bin sünnete müreccah olduğu gibi, tercih edildiği gibi, bir sünnet-i seniyye dahi bin adab-ı tasavvufa, tasavvufun kendi içindeki adablara uymaya müreccahtır, tercih edilir demişler. Sünnet-i seniyyesidir Efendimizin. Sünnet-i seniyye ittiba terk eden, hakiki Âl-i Beyt'ten olmadığı gibi, Âl-i Beyt'e hakiki dost da olamaz. Çünkü Âl-i Beyt'in başı olan Resulullah'ın uygulamalarını terk etmiş. Fesad-ı ümmetim, ümmetimin bozulduğu zamanda, kim benim sünnetime temessük etse, sıkı sıkıya sarılsa, men temessekü bi sünneti inde fesad-ı ümmeti felehu ecrumiyeti şehit. Yani yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullah'a ittiba edilecek, uyulacak. İn kuntum tuhibbunallah, fettebi'uni yuhbibkumullah. İttiba edilmezse, uyulmazsa netice veriyor ki, Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet-i seniyyesine ittibaı intac eder. Bunun için Âl-i İmran suresi 31. ayet. Sünnet-i seniyyenin meratibi var. Kendi içerisinde basamak basamak mertebeleri var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. Bunu mesela namazda da görüyor. Sünnet-i müekkede veya sünnet-i gayr-i müekkede. İkindi ve yatsının sünneti gibi. O kısım şeriat-ı garrada tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır, kesin hüküm. Hiçbir cihette tebeddül etmez, değişmez. Bir kısmı da nevafil nev'indendir. Nevafil kısmı da, nafileler kısmı da iki kısımdır. Bir kısım ibadete tabi sünnet-i seniyye kısımlardır. Onlar daha şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Onların tahyiri bid'attır. Diğer kısmı adab tabir ediliyor ki, siyer-i seniyye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete bid'a denilmez. Fakat adab-ı nebeviye bir nevi muhalefettir. Ve onların nurundan ve o hakiki edepten istifade etmemektir. Sünnet-i seniyyenin içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan ve şaire de taalluk eden sünnetlerdir. Sünnet-i seniyye edeptir. Yani onun için eskiler derler İslam'ın şartı altıdır. Beşini siz biliyorsunuz, altıncısı da edeptir. Edep nedir? İnsanın her hususta haddini hududunu bilmesidir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Sünnet-i seniyyenin her bir nev'ine tamamen bil fiil ittiba etmek, ehas-ı havasla dahi ancak üst kısma, üst derecedeki insanlara ancak müyesser olur. Ona bil fiil olmasa da, bil niyet, hiç olmazsa niyet ederek, o düşünceyle, bir kast, en azından o amaçla yönelerek, tarafdarane ve iltizamkarane talip olmak, herkesin elinden gelir. Hepsine olmasa da birkaçına bile. İmam-ı Rabbani, Müceddid-i Elfisani radıyallahu anh diyor ki, ben seyr-i sülük-i ruhaniyede görüyordum ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan mervi olan kelimat nurludur. Sünnet-i seniyye şua ile parlıyor. Ondan mervi olmayan parlak ve kuvvetli virtleri ve halleri gördüğüm vakit üstünde onur yoktu. Bu kısmın en parlağı evvelkinin en azına mukabil gelmiyordu. Bundan anladım ki sünnet-i seniyye şuağı bir iksirdir. Hem o sünnet nur isteyenlere kafidir. Hariçte nur aramaya ihtiyaç yoktur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyyesinin menbaı kaynağı üçtür. Akvali, sözleri, efali, fiilleri, ahvalidir, halleri. Bu üç kısım dahi üç kısımdır. Feraiz, farzlar, nevafil, nafileler, adat-ı hasenesidir. Güzel uygulamaları, adetleri. Bahtiyar odur ki talihli kimse, bu ittiba sünnette hissesi ziyade ona. Sünnete ittiba etmeyen tembellik eder ise, işte işin dehşetli durumu bu. Niye uymuyor sünnete? Bir, tembellikten. Bu bile hasarete azime, büyük bir zarar. Peki bir üst, Allah korusun, sünneti ne yapıyor? Şimdi bir kısım akılsızların yaptığı gibi ehemmiyetsiz görür ise o zaman cinayeti azime, büyük bir cinayet. Daha öteye çıkıyor, tekzibini, ya canım, yalanlayarak, işmam eden, yani yalanlamanın adeta kokusunu veren tenkit ise, yani niçin tenkit ediyor? Yalanlamak amacıyla ise dalalete azimedir. Ben de buna şunu ekledim. Mesela hadis-i şerifte men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve makadehu minenler. Mütevadir, kesin hadis, yalan ihtimali olmayan. Kim bana yalan isnatta bulunursa cehennemdeki yerini hazırlasın diyor Peygamberimiz. Bunun diğer bir ifadesi şu. Mesela bir hadis ki hadis olduğu kesin olduğu halde bir insan hangi sebeple olursa olsun cehalet, bilerek hata. Bu hadis değildir derse o insan da cehennemdeki yerini hazırlasın.
mefhumu muhalifinden de o manayı çıkarıyorum. Siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesidir. Kal'anız sünnet-i seniyyedir. Müminin böyle manevi yaralarına tiryak, ilaç ve merhem sünnet-i seniyyedir. İşte ey ehli iman, sizi idam-ı ebediden ve dünyevi ve uhrevi cehennemlerden kurtaran Kur'an'ın himayeti altına müminane ve mu'temidane giriniz. Ve sünnet-i seniyyesinin dairesine teslimkarane ve müstahsinane dahil olunuz. Dünya şekavetinden, şikayetinden ve ahirette azaptan kurtulunuz. Arkadaş, vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam sünnetleri birer yıldız, birer lamba vazifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir haddi şer'i bir uygulama, ceza, zulmetli dalalet yollarında güneş gibi parlıyor. Ve keza, o sünnetleri sanki semadan tedelli ve tenezzül eden, sarkan ve inen ipler gibi gördüm ki vatesimu bihablillahi cemiya. Onlara temessük eden sarılan yükselir, yapışan saadetlere nail olur. Müminim diyen ittiba sünnet etmeli. Madem müminsin o halde sünnete uyması gerekir. Evet ve Süryani. Muhammed ismi o kitaplarda Müşeffah ve El-Mülhemenna ve Himyata gibi Süryani isimler suretinde Muhammed manasındaki İbrani isimleriyle gelmiş. İmam-ı Gazali, İmam-ı Nureddin'den ders alarak bu Celcelutiye'nin hem Süryani kelimelerini hem kıymetini ve hasiyetini şerh etmiş. Ve süt. Gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin, annelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Çünkü başka bir şeyle beslenemez. Hem incir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi, bir bedahe açıkça nihayetsiz rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Başta Buhari, Kütüb-ü Sahiha nakli kat'i ile beyan ediyorlar ki, Hazreti Ebu Hureyre aç olmuş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından gidip menzil-i saadete girmiş, gitmişler Efendimizin mübarek evine. Bakarlar ki bir kadeh süt oraya hediye getirilmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam emretti ki ehl-i suffeyi çağır onlarca kişi. Ben kalbimden dedim ki bu sütün bütününü ben içebilirim. Ben daha ziyade muhtacım. Fakat emri nebevi için onları topladım getirdim. Yüzü mütecaviz idiler, yüzü aşkın. Ferman etti onları içir. Ben de o kadehteki sütü birer birer verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer, diğerine veririm. Böyle birer birer içirerek bütün ehl-i suffe o yüzlerce kişi o safi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki, Bakitu ene ve ente feşrep. Geriye ben ve sen kaldık, iç, ben içtim. İçtikçe iç, ferman eder, ta ben dedim. Seni hak ile irsal eden, gönderen, Zat-ı Zülcelal'e kasem ederim, yemin ederim, yer kalmadı ki içeyim. Sonra kendisi aldı, Bismillah deyip hamd ederek bakiyesini içti. Yüzü bin afiyet olsun. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mes ve duasıyla sütsüz ve kısır keçilerin mübarek elinin temasıyla ve duasıyla sütlü, hem çok sütlü olmaları misalleri ve cüz'iyatları çoktur. Alimi mürşit koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay yani kusmuk verir. Evet başta inek ve deve ve keçi ve koyun olarak süt fabrikaları olan validelerin memelerinde kan ve fışkı içinde bulaştırmadan ve bulandırmadan ve onları bütün bütün muhalif olarak halis, temiz, safi, mugaddi, gıdalı, hoş, beyaz bir sütü koymak ve yavrularına karşı o sütten daha ziyade hoş, şirin, tatlı, kıymetli ve fedakarane bir şefkati kalplerine bırakmak. Elbette o derece bir rahmet, bir hikmet, bir ilim, bir kudret ve bir ihtiyar ve dikkat ister ki fırtınalı tesadüflerin ve karıştırıcı unsurların ve kör kuvvetlerin hiçbir cihetle işleri olamaz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme selam.